Merhaba arkadaşlar, Minecraft üniversite yapımına 6. bölümle devam ediyoruz. Artık bu ana binamız, yani okul kısmı bitti. Artık ne denir buna? Ana bina diyelim. Burası arka tarafı. Arka tarafına, ön taraf hariç, arka tarafına ve yan taraflarına komple şu şekilde küçük küçük böyle çalılardan yerleştirdim. Sadece basit bir süsleme şeklinde. Yani yeri çok önemli değil. İsterseniz bu tarafa, isterseniz bu tarafa koyabilirsiniz. O çok da problem değil. Gelelim biz... neydi? Kütüphane. Evet, zaten buna kütüphane niyetiyle başlayıp üniversiteye kadar büyütmüştük olayı. Biz gelelim şimdi kütüphanemize. Şuraya da bir spor kompleksi tarzında bir şey yapacağım. Henüz karar aşamasında, o yüzden öyle yatıyor orası şimdilik. O yatsın bakalım. Biz gelelim kütüphanemize. Bayağı büyük olacak ya. Ben buralara ağaçlar, maaşlar falanlar filanlar derken bu seri bayağı uzar gibi geliyor bana. Neyse. Kütüphanenin görüntüsü bu olacak arkadaşlar. Sarılar dış cephesi, maviler, kırmızılar da kitap raflarının, kitaplıkların olacağı yerler olacak. Gelelim nasıl yapılacağına. Hemen size onun tüyosunu verelim. Öncelikle yine bir platform üzerine, yine 3 katlı bir platform üzerine inşa edeceğiz. Yani aynı şekilde olsun, aşağı yukarı aynı şekilde olsun niyetiyle göz hizasında, ya da ben buradan size sayı vereyim, 35 blokluk bir boşluk var ana binanın arka tarafından bizim bu platformumuza. Platformun boyu ise, yani uzun kısmı, çünkü öbür tarafını daha kolay bir şekilde söyleyeceğim sayı vermeden, bakalım uzun kısmı, evet platformun uzun kısmı 101 blok olacak. Şöyle ön tarafına doğru gidelim. Şu iç kısmı artık nasıl anlatayım bilmiyorum ama yani boyu 101, eni ise şuradan hiza alalım. Daha kolay olur. Sizin için de daha basit olur. Evet, gördüğünüz gibi dördüncü sütunun, okulun arka tarafındaki dördüncü sütunun önüne denk gelecek. Ya çok da önemli değil. Hani isterseniz bir blok dışarı taşsın, sizinkisi fark etmez. Dediğim gibi sonradan tıraşlanabileceği için çok da büyük bir problem değil bu. Burası arka tarafı, karıştırmayın sakın. Arka tarafına yapıyoruz bu yapıyı. Gelelim yapıya. Şimdi 101, yani bize ortası lazım. Ben size ortayı söyleyeyim hemen. Şuraya bir işaret koymak istiyorum. Tamam. Hemen size sayı vereceğim. Platformdan sonra kaç olacağına dair. Arkadaşlar 101'di boyu. 51 tarafta, 51 tarafta olacak. Yani 51'inciye bir tane blok koyuyoruz. O bloktan itibaren 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26'ncıya herhangi bir blok koyun. O bizim kılavuzumuz olacak. Şunu ben kaldırayım. Evet. Şimdi aynı mantık, diğer ana binada yaptığımız mantıkla aynı şekilde yapacağız. Ben size sol kanadı anlatacağım. Siz sağ kanadı aynısını yapacaksınız. Bu kadar. Bir de arka tarafı anlatabilirim. Çünkü arka taraf farklı. Gelelim yapıya. Şimdi koyduğumuz bloktan iki blok boşluk bırakıp bir tane, bu arada blokları söyleyeyim. Ben eğer bizim yapı, nasıl anlatayım ben bunu? Bizim görüntü paketini kullanıyorsanız eğer, yani dijital ekran görüntü paketini kullanıyorsanız
Moryun. Değiştirilmiş Moryun. Eğer ki kullanmıyorsanız nedir o? Kum taşı kullanabilirsiniz. Aynı güzellikte olacağına eminim diyelim. Aşağı yukarı birbirlerine benziyorlar zaten. Şimdi iki boşluk bıraktıktan sonra bir blok koyuyorsunuz. Ben ilk sırayı yaptım, ikinci sırayı anlatacağım, mecburum. Arkasından hemen iki tane cam, bir tane direk. Şunları yan yana getireyim. Evet. Sonra yine iki tane... Hadi ama... Yine iki tane cam. Ben bu arada saatimi ayarlayayım, unuttum. Yine iki tane cam. Bu sefer şu bizim yaptığımız bir kiriş var. Onu koyuyoruz dönmek için. Sadece dönmek için kullanıyoruz şu anda. Sonrasında iki cam, bir direk, iki cam, bir direk, iki cam ve diğer kirişe geliyoruz. Yine dönüş yapmak için kullandık bu kirişi. Sonrasında gelelim ön tarafa. 3 cam, 1 direk, ön taraftayız. Aklınız karışmasın. Sonrasında yine 1 cam, 1 direk. Pardon, bu kiriş. Sonrasında 1, 2 cam, 1 direk, 2 cam, 1 kiriş, 1 cam, 1 direk, 3 cam, 1 kiriş. Yine dönmek için kullanıyoruz. Bu yöntemi size söylemiştim nasıl yapıldığını. Sonrasında 1, 2, 3 cam, 1 direk. Hadi ama, hadi ama. 1 cam, 1 kiriş. Sonrasında 1, 2, 3 cam, 1 direk, 3 cam, 1 kiriş. Sonrasında 3 cam ve 1 kiriş daha. Sonrasında 1, 2, 3 cam, 1 direk, yine 3 cam. Şu camları koymak bayağı zor. 1 kiriş, 1 cam, 1 direk, 1, 2, 3 cam ve dönüş yapmak için kirişimiz. Yan tarafı bir gözden geçirelim. Neymiş, ne değilmiş görelim. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenar kirişleriyle beraber 6 tane kiriş olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane direk olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de cam. İrili ufaklı. Gelelim arka tarafa. Kirişten sonra hemen 1 cam, 1 direk, 1, 2, 3, burada farklı 4. 4 cam, 1 direk, sonra 1 cam, 1 direk daha, yeniden 4 cam, 1 direk, 4 cam, 1 kiriş. Sonrasında 1 cam, 1 direk, sonrasında 1, 2, 3, 4 cam, 1 direk, sonrasında 1 cam, 1 kiriş. Sonrasında ise 2 cam bu sefer, çünkü yapmaya 2 cam, 1 direk, çünkü ön kapı ile arka kapı aynı yerde olsun istedim. Hizaları, ortaları aynı. Eğer pusula bir kılavuz isterseniz burası aynı yere denk gelecek. Sonrasında bu direkten sonra içeriye doğru bir kapı niyetine şöyle camları koyabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 blok boşluk kalacak ve direğimizi koyacağız. Yine 2 cam, 1 kiriş. Bakın burası da öbür tarafın aynısı. Yani dediğim şekilde elimden geldiği kadar
basit tutmaya çalışıyorum. Ama güzel görüntüden de kısmamaya çalışıyorum. Öbür tarafın aynısını hemen yapalım. Siz bakarak zaten daha hızlı yaparsınız eminim. Çünkü şöyle hafiften bir geriye çekilip sonrasında bakıp devam edeceksiniz. O kadar. Sonra yine 4 cam, 1 direk, 1 cam. Gördüğünüz gibi kiriş, dönüş yapmak için. Bu şekilde zaten bu yan tarafta diğer yan tarafın aynısı. Bu ön tarafta diğer ön tarafın aynısı. Bu ön üçte diğer ön üçün aynısı. Değişen bir şey yok. Her zaman aynı pusulayla devam edeceğiz bu yapıda. Sonrasında arkadaşlar burayı iki blok yaptıktan sonra, komple iki blok yaptıktan sonra komple bu şeyle devam etmeyeceğiz. Böyle bu kürüşlerle devam etmeyeceğiz. Biz bu iki bloğun üzerine beyazla devam edeceğiz. Hemen şu şekilde göstereyim. Aklımda güzel olacağına inandığım görüntü şöyle bir görüntüsü olacak. Bu kütüphaneyi iki katlı yapacağız. Sadece bu alt kısmı böyle sarılı beyazlı ve tatlı güzel bir görüntüsü olacak inşallah. Dediğim gibi iki blok yaptıktan sonra şöyle bakalım kaç blok yukarı kadar çıkacağız. Ben onu ayarlayıp döneyim. Ve de yükseltme işlemini bitirdim. Şimdi görüntü bu olacak arkadaşlar. Buradaki yapının, kütüphanenin görüntüsü bu olacak. Bu arada hemen küçük detayı söyleyeyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'den itibaren ön kapının üzerine bir tane, ne derler buna? Kiriş koyun. Çünkü bu bizim üstünü kapatacağımız alanı belirliyor. Bu iki kat, iki blok kalınlığında bir kapatma yapacağız. Aynı bu ana binadaki gibi yapacağız. Ki ışıklandırma yaptığımız zaman üst tarafa yansıma yapmasın diye. Yüksekliği ise şimdi iki blokla yaptıktan sonra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arkadaşlar. O beyazlarla bu sarı kısım toplamında 12 blok yüksekliğinde olacak. Hatta şöyle söyleyeyim. Bunu sonradan yapacağız gerçi. 2 blok da üstünü kapatmak için yapacağız. Aklınızda bulunsun. Şimdi gelelim iç tasarımına. Öyle diyelim. Nereden izah alalım? Şu evet, sol taraftan başlayayım ben size anlatmaya. Niye kekeledim ben? Anlamadım bir an. Sol tarafından başladığınız zaman şu boşluğu görüyorsunuz. Hemen oraya koyuyorsunuz. Yani boşluğun hizasından 1, 2, 3, 4, 5. Altıncı bloğu artık kitaplık yapmaya başlayabiliriz. Ben mavilerle yaptım. Şimdi hangi kitabı nereye koyacağım bilmiyorum. Henüz sadece anlatma aşamasını bir halledeyim diye düşündüm. Mavi kalmayacak tabii ki. Devam edelim. Şimdi onun hemen 4 blok yanına bir tane daha 5'li koyuyoruz. Bu blokların uzunluğu 5'li arkadaşlar. 5 blok. Yine 4 boşluk. Yine 5 tane blok. Yine 4 boşluk. 5 blok. 4 boşluk. 5 blok. 4 boşluk. 5 blok. Şeklinde gidebildiğiniz kadar gidin. Burada da bu kadar büyüklüğünde bir boş alanınız olacak. Yani son blok şu direğe denk gelecek. Yani sondan bir önceki direk mi diyelim? Son tek direk.
Baştaki ise boşluğa denk geliyor. Ben size bu hizayı vereyim şöyle. Aralarına 4 tane boşluk bırakıp kitaplarınızı dizmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bende 4 çeşit kitap var. Kafama göre takılacağım. Önemli değil neyin nerede olduğu. Sonrasında 1, 2, 3, 4 boşluk ve 2 blok kitap. Buraya özellikle 2 blok yaptım. Bir türlü dengeyi yakalayamıyordum. Ben de 2 blok yapayım dedim. Olsun bitsin hesabım. Maksat kitabımız bol olsun arkadaş. Hizası ise başladığı nokta bizim ilk kitaplığımızın olduğu yer. Bittiği nokta ise ikinci kitaplığın hizası. Yani 6 blok genişliğinde olacak bu ortadaki bloklar, kitaplıklar. Aynı şekilde devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi tam o karşıdakilerin hizasını alıyoruz. Basit. Ölçüler çok basit. Sonrasında öbür tarafa dönüyoruz. 4 boşluk bırakıyoruz. Ve bu tarafta yaptığımız gibi 5 blok genişliğinde kitaplıklarımızı diziyoruz. Yalnız bu tarafta bir farklılık var ki o da zaten görüyorsunuz. Sadece burası 5, bu 1, bu 2. Bu ikisi dörtlü olacak. Çünkü şurada bir daralma oluyor. O yüzden o daralmayı şuradaki kitaplıktan kısarak, gördüğünüz gibi 4 blok var. Bu da 4 blok. Bu şekilde yaptım. Hani ne bileyim biraz fazla mı gerçekçi? İsterseniz siz yine 5 yapın ama ben böyle istedim bilmiyorum. Bu sırayı da aynı şekilde karşının hizasından ya da bu ortadakilerin başı ve sonuna denk gelecek şekilde koyuyoruz. Ve öbür kanada geçiyoruz. Öbür kanatta hiç ayrı değil. Tamamen aynı arkadaşlar. Buradaki hizalar, ölçüler neyse buradaki hizalar, ölçüler de o. Başka. Kapatmadan önce detay ne verebilirim size? Şu öndeki sütun yerlerini söyleyeyim. Bunlara henüz yüksekliklerini tam ayarlamadım mı diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. O yüzden ben sadece noktalarla yerlerini belirledim. Bir kere iki boşluk, iki boşluk. Gördüğünüz gibi iki boşluğa iki boşluk. Bunun buradan, şuradan alalım hizayı. Şu kirişten sol taraftan anlatacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boşluk kalacak şekilde olması lazım. Buradan ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boşluk. Kirişin tam önüne denk geliyor. Buradaki de kirişin tam önüne denk geliyor. Ölçüler basit arkadaşlar, kafanız karışmasın. Gerçekten çok basit ölçüler kullanmaya çalıştım. Yoksa ben hızlı hızlı devam ederdim ama işte işin içine size vereceğim bilgiler, ölçüler girince böyle bir arada bir durmak zorunda kalıyorum. Şimdi devam edelim. Diğer sütunu görüyorsunuz hizayı. İlk çerçevenin sağ direğine koyuyoruz. Sonra devam ediyoruz sağa doğru. Bu da ikinci kiriş. İkinci kirişin sağ ayağına denk geliyor buradaki sütun. Devam edelim. Burası da bakın karşıda şu kiriş. Kapının hemen yanındaki direk kiriş değil. O ben ona hep sürekli de direk diyordum. O yüzden karışıklık olmasın. O direğin hemen karşısında olacak. Şuralara da sütun koyacağız tabii ki. Bunlar nerede olsun? Şimdi kapıya da çok yakın olursa nasıl olur? Bunu biz en son yapalım. Çünkü şu üstünü ileri doğru çıkıntı yapacağımız için
Belki buradaki çıkıntı belki buna denk getiririz. Belki buna denk getiririz. O yüzden şimdilik bu kalsın. Biz sadece sütunların yerlerini belirleyelim. Elimizde hazır bulunsun. Dediğim gibi bu burada direğe denk gelecek. Şu saati ayarlayalım. Bu da diğer direğe denk gelecek. Şöyle hizayı size göstereyim. Diğer sütun ise ikinci kirişin sol ayağına denk geliyor. Yine iki boşluk var. Sonraki şuradaki iki şey tek direğe denk geliyor. Devam ediyorum. Burası da zaten onun karşısına denk geliyor aynı şekilde. Ama şunu şöyle bir hizah vereyim size. O kafanız karışırsa şu ara boşluk camın hizasına bloğu koyduğunuz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 blok boşluk kalacak aralarında. Sonra 3. sütunumuz şu üçlü camın ortasına denk gelecek. Dördüncüsü ise şu boş yani cama boşluğa diyecektim. Cama denk gelecek. Diğeri ise bakalım bu buradan ne kadarmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bu taraf 14'müş çünkü ben burayı biraz acele ettim hızlandırma açısından. Bir de burası denk gelsin istedim. Bunda biraz daha özgürdük. Ana yapıda biraz daha özgürdük. Bu biraz daha kısıtlıyor bizi. Çünkü taşmak istemiyorum. Buraya bir otopark düşünüyorum. Neyse, devam edelim. Arka taraftaki direkler ise cam tarafına cama denk gelecek. Bakın, ilk değil, ikinci cama, tekli cama. İkinci direk şu kapının yanındaki kirişin sol ayağına denk gelecek. Diğer bir direk de bakın onun yansıması bu sefer de sağ ayağına denk geliyor. Devam edelim. Buradaki de ikinci cama boş cam boşluğuna hobalo oraya denk geliyor işte ha bu cama şu lanet mavi cama denk geliyor. Allah Allah. Öbüründe İşte bir oradan hizalım, alın. Bir de bu sütundan hizalım. Gerçi burayı anlatmadım ki ben size. Gerçi bu da öbür tarafla aynı. Neyini anlatayım yani. Ya yani detaylı anlatmaya çalışıyorum ama arkadaşlar hani nasıl diyeyim? Sizin yapamayacağınız için değil. Belki bir yerde bir hata olur. Çünkü ben de yapıyorum. Bazen bir direk kayıyor. Şunlar mesela ben buraya bazen bir tane cam koyuyorum. Dalgınlık olur. O yüzden hata payınızı sıfıra indirmeye çalışıyorum. Detaylı anlatmaya çalışıyorum. Kusuruma bakmayın. Hizaları göstereyim. Bunu zaten biliyorsunuz. Ondan sonra iç yerleşimini yaptık. Ben daha henüz kitapları yerleştirmedim. Siz isterseniz kitapları yerleştirin. Burası iki katlı olacak. Şu 6 ve 7. bloklara yükseklikteki bakarak siz üstünü ilk katın üstünü kapatın mı bakalım. Aslında kapatmayın. Size şöyle bir şey söyleyebilirim. Hemen. Bu arada ben saati maati hepten kaçırdım biliyor musunuz? Saati göstermiyor maalesef kayıt programım. Şöyle bir şey düşünebilirsiniz aslında buraya. Bir de şunu kullanalım. Başka? Tamam. Buralara belki koltuk koyabiliriz diye düşünüyorum da. Yok ikili olabiliyormuş. Şöyle mi yapsak acaba? Çok mu büyüyor?
Aa, bir saniye, şimdi aklıma bir şey geldi. Eğer olursa çok enteresan ve de güzel olur benim için. Büyük ihtimalle olacak. Harika ya. Boşluk kalmıyor işte bu ya. Süperoviç. Vallahi Süperoviç oldu ha. Şimdi ben buraya özellikle koltuk koymadım. Koltuğu koyduğumuz vakit şu oluyor arkadaşlar. Aa, olmadı lan, rezilliğe gel. Bu cam bunu tutar diyordum ama. Dur bakayım, çok kapatıyor mu? Bir blok, üç blok boşluk kalıyor. Tamam. Vay be. O zaman nasıl yapalım abi burayı? Şöyle yapsak. Şöyle. O ne lan? Ha işte böyle olabilir. Buraya böyle bir oturma grubu koyabiliriz. Buradaki, ha evet, arkada kiriş var diye böyle oluyor bu. Tamam, köşeleri böyle yaparız. Bakalım. Ama bu sefer de masa gereksiz mi büyüyor? Sizce? Yani bu olmadı ya bu. Heh, olmadı. Benim hoşuma gitmedi. Valla içime sinmedi. Hoşlaşmadım ben bundan. İki blok tamam da üçüncü biraz abartı oluyor. Biz şöyle yapalım. İki. 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 Tamam. Biz böyle yapalım arkadaşlar, en iyisi. Arkada kalan boşluklara da işte çalımalı koyarız, süsleriz. Olur biter. Bu şekilde böyle bir, ne derler, ders çalışma alanı, planlama alanı gibi iki köşeye koyup ortalarına da kafalarınıza göre dizebilirsiniz. Ben bu zaten boşlukları ona göre ayarlamıştım. Hani buralara bir şeyler koyarız diye. Tabi buralara koyamayız. Bakalım burada kenarlarda ne yapabiliyoruz? Şuradan öyle değil. Şöyle alsak 3 boşluk yine. Evet. Bence gayet oluyor ya. Şu kirişlere denk gelmeyecek şekilde. Çünkü onlar sizi biraz daha ileri itecek. Bu şekilde süslemeler yapabilirsiniz. Bence güzel olur. Şık olur. Bu ortası boş kalsın. Doldurmayın. Çünkü üst kata merdiven çıkacak. Onu nereden yukarıya merdiven çıkarayım? Onu henüz düşünmediğim için oralara bir şey yapamıyorum. Belki şuradan dümdüz yukarıya doğru bir merdiven çıkarırız. Şöyle iki tane. Şekilli olur. Onları henüz bilmediğim için, şu anda da zamanın ne kadar ilerlediğini bilmediğim için, arkadaşlar bu bölümü burada sonlandıralım. Uzun olmasın. Zaten şu anda yapacağınız şey basit. Buraları bitirdikten sonra şu süslemeleri yapabilirsiniz. Ardından bu ilk katı kapatın. İlk katın üstünü kapatabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında merdiven olayına geçeceğiz tabii ki. Hazır güneş batıyorken. Oo, bayağı büyükmüş ya. Ben mümkün olduğunca küçük yapmaya çalışmıştım ama bunu o zaman daha büyük yapacağız. Spor salonunun daha büyük olması lazım. Teorik olarak. Çünkü yüzme havuzları, basket sahaları, tenis, şey pardon, pinpon masaları ve hala o pinpon masalarını nasıl yapacağım hiç bilmiyorum ama bir yöntem tutturacağız. Bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Beğenilerinizde ve yorumlarınızda destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.